Merhaba gençler. Ee, Mustafa Kutlu'dan devam ediyoruz. Şimdi Türk edebiyatını Cumhuriyet döneminde hikaye deyince Said Faik'le birlikte Memduh Şevket Esendal'la birlikte aklı e, ismi aklımıza gelen üçüncü isim de Mustafa Kutlu olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Şimdi Sanatçının ilk iki hikayesi ortadaki adam ve gönül işe yani sanatçı 70'li yıllarda hikaye yazmaya ne yapıyor başlıyor arkadaşlar ee, ilk hikayelerinde genelde nedir normal arkadaşlar tarzda biz hikayeler yazdığını ne yapmaktayız görmekteyiz fakat yazar üçüncü kitabı olan Yokuşa Akan Sular sene 1979'dan itibaren yeni bir hikaye formu arayışına girdiğini görüyoruz arkadaşlar. Şimdi önemli ölçüde Batı iki, Doğu hikayesinden beslenen iç içe geçmiş uzun öyküleri biz sanatçılığın ne yapıyoruz gündeme getirdiğini görüyoruz. Yavaş yavaş yeni bir form oluşturmaya çalıştığını görmekteyiz arkadaşlar. Ya tahammül ya sefer bunlar önemli biliyorsunuz. Hüzün ve tesadüf, beyhude ömrüm, mavi kuş, tufandan önce yoksulluk içimizde şef rüzgarlı pazar gibi kitapları arkadaşlar yavaş yavaş Mustafa Kutlu'nun Mustafa Kutlu olmasını sağlayan kendine has özgü yani formu yakaladığı öyküler olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Dikkat edeceğiz. Evet Mustafa Kutlu'nun arkadaşlar hikayelerinde iki ana konu görüyoruz. Bir bireyin iç gelişimi ve arkadaşlar ikincisi de taşra insanının nedir? büyük şehirlere göçünde yaşamış olduğu sıkıntılardır ve büyük şehirlerdeki yaşanan bazı uyumsuzluklardır. Yine onun hikayelerinde biz arkadaşlar tasavvufi unsurları görüyoruz. Tasavvufi bir çerçeve çizerek bize bazı dini unsurları iman, kader, ahiret, ölüm gibi konuları sanatçı bizlere aktarmaya çalışmıştır. Yine e, Türk hikayesine metafizik bir boyut kazandıran isimdir. Mesela bu metafizik unsurları Said Faik'te görmüyoruz. Bu dini unsurları Memduh Şevket Esendal'da pek görmüyoruz. Ömer Seyfettin'de öyle görmüyoruz pek aşırı derecede ama Mustafa Kutlu'da biz bunları görüyoruz arkadaşlar. Dikkat edeceğiz. Evet şimdi Mustafa Kutlu'yu Mustafa Kutlu yapan unsurlardan birisi de tabii ki dil ve üslubu. Said Faik'te de aynısını söyleyeceğiz. Mesela Mehmet Akif'te de aslında aynısını söyledik. Mehmet Akif Mehmet Akif yapan şey ona az kelime kullanımı dil ve üsluptur. Aynısını biz Mustafa Kutlu'da da ne yapıyoruz? Görüyoruz. Onun hikayelerinde sıcak, samimi, lirik üslubu görüyoruz. Bundan dolayı da hikayeleri bize ne yapıyor? yakın geliyor arkadaşlar. Yine Mustafa Kutlu'yu Mustafa Kutlu yapan özellik Türkçeyi kullanma gücüdür. Anlatım zenginliğidir arkadaşlar. Şiirin vermiş olduğu imkanları romanda ustaca ne yapmaktır? Kullanmaktır. Dikkat edeceğiz. Evet yokuşa akan sulardan bahsedelim biraz arkadaşlar. Şimdi ülkede bir şeylerin ters gittiğini, yerel hayatın bittiğini, büyük şehirlere göçün arkadaşlar insanlara aslında gerçek bir hayat sunamadığını ne yapıyor? Ve kötümser bir bakışla ele almaya çalışıyor arkadaşlar. Bir de yokuşa akan suların özelliği neydi? Mustafa Kutlu'nun artık yeni bir tarzı denediği, yani postmodern unsurları e, hikayelerinde kullanmaya başladı eseriydi arkadaşlar. Cevher adlı bir genç var. Cevher adlı genç İstanbul'a çalışmaya gidiyor. Köyden göç ediyor ve fabrika olayları, sendikalar bunları ne yapıyor? Yokuş akan sularda sanatçı bize anlatıyor arkadaşlar. Evet ikinci kitabı Yoksulluk İçimizde. Arkadaşlar burada da kötümsel bir hava vardır. Fakat hemen arkasından gelen ya tahammül ya seferde arkadaşlar kötümserlik, kırıklığı inancın çöküşü gibi temaların daha 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 üst safhaya çıktığını görüyoruz. Yani sanatçının ilk eserlerinde demek ki biz bu kötümser havayı ortak bir nokta olarak ne yapabiliriz? Eve şey ele alabiliriz arkadaşlar. Hani siz bizi evinize alıyorsunuz. Biz de olayları ele almış oluyoruz arkadaşlar. Evet geçebiliriz. Şimdi bu böyledir arkadaşlar. Tragedya artık öz olarak hikayenin temeline yerleşmiştir. Dikkat edeceğiz yani. Luna Park temsili vardır. Burada Mustafa Kutlu başarılamamış küçük bir hayatın çıkışmazlığını ele almıştır arkadaşlar. Yolunu şaşıranlar, kaybolanlar artık onun eserinde tek tek olarak ne yapılmıştır? Ele alınmıştır. Yani topluluğun içerisinde kaybolan insanlar vardır. Uzun hikayeyi anlatalım. bunun derslerde de anlattım da normal derslerde. Gençler diyor ki hocam filmi oldu diyor. Ben izlemedim. Biliyorum filmin afişlerini görmüştüm. Arkadaşlar sevdiği kızı kaçıran sonradan sevdiği kızın Babasının hışmına uğramamak için arkadaşlar köşe bucak gezen adı da e, sosyaliste çıkmış bir adamın hikayesidir arkadaşlar. Dikkat edeceğiz. E, oğlunun hikayesidir. Eser de bunu ne yapıyor anlatıyor. Aşk konusu uzun hikayede biliyorsunuz önemli. Mavi kuş arkadaşlar bir eski e, kasabada yaşayan bir eski otobüs şoförünü muavini müşterilerini anlatan bir hikaye olarak mavi kuş karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Sıra dışı bir ödül töreni var. Geçiyorum. Aslında yazarın son hikaye kitabı yine bir kasabayı, kasabada düzenlenen bir ödül törenini anlatıyor ve eleştiri de var. Hani günümüzde de bazı ödül törenleri kaldırıldı biliyorsunuz. Devletin yapmış olduğu bazı resmi törenlerde kaldırıldı. Bir nevi onlara eleştiriler var. Beyhude ömrüm Arkadaşlar burada bu da çok önemli. Şimdi e, bir köyde geçiyor olay e, bir su bol bulma olayı kayanın dibinden su çıkarma orada bir bahçe kurma hayali var. Muhtarla köylünün arkadaşlar mücadelesi değil mi? Fakir Bayburt'ta da Baykurt'ta da böyle bir ne yapmıştık konu görmüştük arkadaşlar değil mi? İşte orada da aynı şekilde köylülerle e, muhtarın neyi mücadelesi anlatılıyordu. Evet eserin sonunda da zaten biz adamın İstanbul'a döndüğünü daha sonra da köyüne yöneldiğini görüyoruz. Evet geçiyoruz başka bir hikayecimize Sadık Yalsız Uçanlar arkadaşlar. Şimdi sanatçının Gezgin, Anka, Yakaza, Vefa Apartmanı gibi eserleri var. Önce kısaca Gezgin ve Anka'dan bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar bu iki eserde İki önemli ismi anlatır. Gezgin'de İbni Arabi'yi anlatır, ele alır. Ankara'da da tasavvuf edebiyatının diğer önemli bir ismi olan Niyazi Mısri'nin hayatını ele aldığını görüyoruz arkadaşlar. Ee, Yakaza'da bir taşra görevi yapan öğretmeni ele alır. Onun e, taşra ile olan mücadeleleri e, oradaki öğrencileriyle geçen bazı unsurları ele alır. Vefa Apartmanı'nda ise arkadaşlar Menderes dönemindeki bir mahalleyi ve toplumu konu aldığını görüyoruz arkadaşlar. Evet eserlerine bakalım. Gezgin var, yakaza var, anka var arkadaşlar. Cam ve el, elmas önemli. Vefa Apartmanı önemli. Gerçeği incilen, inciten papağan yine önemli olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Evet. Yine hikaye ve romanın önemli bir ismi Rasim Özdenören arkadaşlar. Şimdi Maraş doğumludur sanatçı. Kahraman Maraş doğumludur. Yedi güzel adam hemen aklımıza geliyor. Evet yedi güzel adamdan birisidir arkadaşlar. Yedi güzel adamın dergileri neydi? Mavera değil mi? Önemli onun çıkışında e, ee, emeği var sanatçının. Yine arkadaşlar diriliş kimin de Sezai Karakoç değil mi? Evet gibi dergilerde biz yazılar yazdığını görüyoruz arkadaşlar. Ee, hem bu dergilerin çıkmasında hem de kurulmasında sanatçının büyük payı olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şimdi sanatçı peki neyi anlatmıştır hikayelerinde romanlarında? Bir defa arkadaşlar köyünü anlatıyor. Daha sonra da köyten kence göç ve e, kent yaşamını tanıttığını biz ne yapmaktayız görmekteyiz arkadaşlar. Modernizmin hayatımıza girmesiyle birlikte neleri değiştirdiğini bize anlatıyor. Fakat birazdan anlatacağım bunların karşısında neyi koyuyor arkadaşlar? Bunun karşısına da dini tasavvufi koyuyor. Ahlaksal değişimi Arkadaşlar bozulmayı, kültürel yozlaşmayı biz sanatçının eserinde, eserlerinde işlediğini görüyoruz arkadaşlar. Diğer önemli bir yön çok iyi bir gözlemcidir arkadaşlar. Onun için şöyle güzel bir ifade kullanırlar. Ayrıntı avcısı diye adlandırılmış bir isimdir arkadaşlar. Sanatçı e, gözlemlerinden yola çıkarak arkadaşlar ne yapıyor? Toplumu yansıtıyor. Diğer bir yön din onun önem verdiği önemli bir unsurdur. Sanatçı bizzat şunu söyler. Der ki edebiyat İslam'ı anlatabilmenin bir enstrümanıdır. Der arkadaşlar. Kültür şokuna karşı da insanların tasavvufa yönelmeleri gerektiğini ne yapar? Bizlere sizlere tavsiyede bulunur arkadaşlar. Biliyorsunuz Samiha Ayverdi gibi isimlerde falan filan da biz bu tasavvufe yönelme değil mi? Aşkların, acılarının, yaralarının tasavvufla ne yapılabileceğini, sarılabileceğini bizlere anlatmışlardı. Rasim Özden Öner'inde de benzer bir anlayışı ne yapıyoruz görüyoruz arkadaşlar. Şimdi sanatçının ilk hikayelerinde toplumcu gerçekçilerin tesiri var. Bu tesir aslında onun hikayelerinde uzun bir süre devam etmiştir. Dikkat edeceğiz. Yani toplumcu gerçekçiler hani toplumu büyük insanları değil mi? Büyük şehirde kaybedilen değerler değil mi? İnsanın yalnızlığı bunları anlatmışlardır. Rasim Özden Önen ilk hikayelerinde de biz bunu görüyoruz. İkinci döneminde ise biz onun aile yaşamını ciddi manada ele aldığını görüyoruz. Ailedeki çözülmeler, parçalanmalar, anne baba ilişkileri, çocuk gibi unsurları ne yapıyoruz biz onun arkadaşlar eserlerinde görüyoruz yine toplumsal yabancılaşma onun eserlerinde arkadaşlar ciddi manada yer ediniyor. Dikkat edeceğiz. Evet yine sanatçı toplum içerisinde yaşayan bireylerin tabii ki ruh dünyalarına da önem vermiştir. Biraz önce söylemiştik modernizm Konumuz bu bir noktada arkadaşlar modernizmin çılgınlığı ve o çılgınlığa karşı insanların savruluşunu görüyor sanatçı diyor ki biz tasavvufa sığınalım diyor arkadaşlar şimdi ve teslimiyet ilk kitabından başlayalım hastalar ve ışıklar arkadaşlar kitapta genelde biz bir birey üzerinden neyi görüyoruz kişilerin iç dünyasını görüyoruz arkadaşlar. Bunalımlı olan, sıkıntılı olan hem maddi hem de manevi hasta olan insanlara bazı yol göstermeyi biz sanatçının bu eserinde görmekteyiz. İkinci eserine geçelim. Çözülme arkadaşlar. Yine bireyin iç dünyasındaki sıkıntı, bunalım ve kendi değerlerinden uzaklaşması ve aile sorununu ne yapıyor anlatıyor. Üçüncü kitabı çok sesli bir ölüm burada artık biz sürrealist bazı unsurlar görüyoruz. Yani bireyin bilinç dünyasına, bilinç altına arkadaşlar girdiğini görüyoruz. Ruhsal sorunlarıyla uğraşan bir gencin arkadaşlar nesidir e, etrafa bakışını biz çok sesli ölümde görmekteyiz. Evet, diğer eserine geçelim. Gül yetiştiren adam biliyorsunuz Rasim Özdenören'in en önemli eseri Gül Yetiştiren Adam'dır arkadaşlar. Türkiye yeni bir sürece giriyor. Batılılaşma süreci değil mi? Bir yandan tek partili dönemden çok partili döneme geçme, zamana ayak uydurma arkadaşlar. Değil mi? Gül Yetiştiren Adam'da bu soruların, sorunların hepsi değişim arkadaşlar, modernizm onun eserinde yine konu ediniliyor arkadaşlar. Şimdi Gül Yetiştiren Adam'da Arkadaşlar biz farklı kesimdeki insanları görüyoruz. Bu kesimlerin yine önceki hikayelerinde olduğu gibi kendi özünden ziyade başka bir öze çıkmalarını anlatıyor arkadaşlar. Dikkat edeceğiz. Modern çağı temsil eden genç bir yazar portresi gül yetiştiren adamda karşımıza Çıkıyor arkadaşlar. Şimdi hocam o kadar bahsettiniz peki konusu nedir? Önemli olduğu için konusundan da bahsedeyim arkadaşlar. Şimdi gül yetiştiren adam Kurtuluş Savaşı yıllarında mücadele vermiş, ee, bazı sıkıntılar yaşamış, arkadaşlarının ölümünü şehadetini görmüş bir kişidir arkadaşlar. Daha sonra Kurtuluş Savaşı bitiyor ve arkadaşlar olaylar tam tersine değişim gösteriyor. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra bazı insanlar biliyorsunuz olaydan çıkarılıyor. Yani gerçek tarihimizde de böyle olmuş. Kurtuluş Savaşı'nda bazı başarı göstermiş insanlar, paşalar ne bileyim daha sonra Cumhuriyet sürecinde biz belli görevler verilmediğini görüyoruz yani. Hani bunun sebeplerini bilemem bu tarihçilerin bileceği anlatacağı bir husus. Sanatçı arkadaşlar bir nevi küsüyor etrafına karşı ve kendisine gül bahçesi yapıyor ve 40 45 yıl biz bu adamın gül yetiştirdiğini görüyoruz. Daha sonra romanın ikinci kısmında bu adamı çıkarıyorlar etraftan. Adam diyor ki aslında bir değişim olmuştur öyle umut ediyor. Hatta sabah namazına gidiyor. Diyor ki oğlum yer bulamayacağız hızlı gidelim. Ama bakıyor ki 3-4 tane kişi olduğunu camide görüyor arkadaşlar. Evet romanın konusu ana hattıyla bu şekildedir. Geçebiliriz buralara. Evet şimdi diğer bir şey denize açılan arkadaşlar Dünya şey kapı atlı bir eseri var arkadaşlar. Yine aynı şekilde toplum yapısı arkadaşlar yine tasavvufi unsurlar sanatçının eserinde ne yapıyor görülüyor arkadaşlar. Sanatçı bu denize açılan kapı atlı eseriyle Türk, e, Türkiye Yazarlar Birliği yılın hikaye ödülüne de layık görülüyor arkadaşlar. Yine sanatçının iki dünya atlı neyi var? eseri var arkadaşlar bu da bir hikayedir yine aynı şekilde bu eseriyle de bir sanatçının ödül aldığını ne yapmaktayız görmekteyiz arkadaşlar çok sesli bir ölüm aynı şekilde sanatçının arkadaşlar başarılı bir eseri olarak karşımıza çıkıyor yine konu çok sesli bir ölümde toplumun yavaş yavaş bunalımı ve ölüm konusuna sanatçının dikkat çektiğini görüyoruz arkadaşlar. Şimdi Rasim Özdenören arkadaşlar e, 2015'te ve 2016'da iki büyük ödüle layık görülüyor. E, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülüne layık görülüyor. 2016'da da Necip Fazıl Saygı Ödülüne layık görülüyor. Bu Necip Fazıl Ödülünü bundan önce de arkadaşlar yine yedi güzel adamdan birisine ne yapmışlardı? Vermişlerdi arkadaşlar. Evet Ferit Etkü'ye geçiyorum. Şimdi Arkadaşlar sanatçı şiirle başlıyor. Ee, daha sonra 1954'te bir sanatçının hikaye alanına geçtiğini görüyoruz. Ferit Etki için şunu söyleriz biz. Niçinden ziyade nasıl sanatçı bununla ilgilendiğini bu doğrultuda eserlerini kaleme aldığını görüyoruz arkadaşlar. Bireysel gerçekçilik, toplumsal bireysel gerçekçilik öyle bir gerçekçilik ortaya çıkıyor son dönemlerde. Psikolojik derinlikler onun eserlerinde önemli bir unsur. Aydın kesimin özellikle yalnızlığı, toplumla uyumsuzluğu, sıkıntıları arkadaşlar roman ve hikayelerine sanatçı tarafından taşınmıştır. Dikkat edeceğiz. Yine sanatçının arkadaşlar biz önemli bir eserini ne yapıyoruz görüyoruz. O roman arkadaşlar o romanı Hakkari'deki bir öğretmenin anılarından yaşadıklarından yola çıkan bir eserdir. Eser Hakkari'de bir mevsim adıyla filme alınmıştır. Berlin Film Festivali'nde arkadaşlar Altınay'ı ödülünü almıştır. Türk Edebiyatı'nda pardon öğrencilerim şunu dedi. Hocam dedi ilk kez Altınay ödülünü alan eser budur diye söylediler arkadaşlar. Dikkat edeceğiz. Evet şimdi Ferit Etkün'ün diğer bir önemli noktası minimal öykü arkadaşlar. Dikkat edeceğiz. Veya küçürek öykü diyoruz. Şimdi küçürek öykü nedir ya da minimal öykü nedir biraz ondan bahsedeyim. 12. sınıftaki arkadaşlarım bunu iyi bilir öğrencilerimiz. Ders kitabında var arkadaşlar. Adı üzerinde küçük öykü bir cümle, iki cümle, üç cümle, dört cümle, beş cümle yani geçmiyor arkadaşlar. Sonu kısa, kendisi de kısa öykülere biz minimal küçük öykü diyoruz arkadaşlar. Öykünün sonu kime bırakılıyor? Öykünün sonu okuyucuya bırakılıyor veya öyle bir his uyandırılıyor. Yani diyor ki ey okuyucu bundan sonraki kısmı sen tamamla diyor arkadaşlar. Hemen bir öykü örneği yansıtalım minimal öykü. Sessizlik bir geriye gelebilirsek yönetmenim yansıtabilirsek. Evet. Sessizlik artık ne soru ne yanıt. Sessizlik ne cümle ne sözcük. Yalnızca sessizlik. Kapkara gece, neredesin? Hiçbir yerde. Keşke. Gerisi yok. Bakın gerisini bizim tamamlamamızı ne yapıyor? İstiyor arkadaşlar. Evet, Eylülün gölgesinde bir yaz arkadaşlar bir öykü kitabıdır. Üç ayrı bölümden oluşur arkadaşlar. Yoksul bir arabacı olan Çakır ile onun iki arkadaşı arasındaki ilişkiyi ne yapar? Anlatır eserin en önemli özelliği olayı tek bir anlatıcı değil bütün kişilerin ses veya iç konuşmalarıyla anlatması biliyorsunuz arkadaşlar iç konuşma çok önemli değil mi söylemiştik bunu dikkat edeceğiz yani bu postmodern romanında ve modern romanında önemli bir unsuru iç sesler yine devrik cümleler, yine eksiltili cümleler iç konuşmada ne yapıyor? Dikkat çekiyor. Ahlar, vahlar gibi ünlemler iç konuşmada karşımıza çıkıyor. Sınavda çıkarsa bu tarz cümlelere dikkat edeceğiz. Evet sanatçının eserlerine bakalım. Kimse ve o arkadaşlar iki önemli romanıdır. Öyküleri önemli. Bozgunay arkadaşlar kaçkınlar önemli. Doğu öyküleri önemli. Eylül'ün gölgesinde bir yaz önemli. Yine denemelerinden yazmak eyleme arkadaşlar önemlidir. Şiirlerinde de ah minel aşkın önemli olduğunu biz ne yapmaktayız görmekteyiz arkadaşlar. Evet vaktimiz varsa diğer bir sanatçımıza da geçebiliriz arkadaşlar. Şimdi Adalet Ağolu evet yönetmenim var diyor oradan vaktimiz Adalet Ağolu'na geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar Adalet Sümer adıyla ilk eserlerini yayımlıyor. Daha sonra Ulus Gazetesi ve Tiyatro Eleştireli. Yani Adalet Ağol'un bir yönü romanken aslında önemli bir yönü de tiyatro ve tiyatro eleştirmenliğidir arkadaşlar. Dikkat edeceğiz. Ee, sıkıntılı bir dönem olan 70'li yıllar 80'li yıllar arkadaşlar onun romanlarında ne yapmıştır? Ele alınmıştır. Bu dönemde bireylerin arkadaşlar çalkantılı ruh hallerine yine toplumun birey üzerindeki toplumsal olayların birey üzerindeki etkilerine sanatçının irdelediğini ele aldığını yazdığını görüyoruz arkadaşlar. Şimdi dar zamanlar üçlemesi diye bir üçlemesi var önemli altını çiziyoruz sınavda çıkabilir. Bir ölmeye yatmak, iki bir düğün gecesi, üç hayır. Demek ki üçleme. Bu üç romandan oluşuyor arkadaşlar. Ölmeye yatmaktan başlayalım. Önemli bir eser. Şimdi eser arkadaşlar doçent olan Aysel adlı bir kişinin e, hayatından alınıyor. E, dok, doçent Aysel veya Doktor Aysel diyelim Aysel Hanım bir otel odasına Ankara'da bir otel odasına kendisini kapatıyor. Bir saat yedi dakika o otel odasında kalıyor. Kalıyor affedersiniz soyunuyor çıplak bir şekilde eline kalemi alıyor ve ne gelirse yazıyor. Otomat yazı hatırladınız mı? Aklına ne gelirse bir yandan da radyoyu açıyor oradan duyduklarını da yine eserin içerisine koyuyor arkadaşlar. Roman bir nevi yazarın kendisiyle Arkadaşlar birazdan konusunu anlatacağım. Geçmişiyle toplumla hesaplaşmasının bir nesidir, dönütüdür, döngüsüdür arkadaşlar. Dikkat edeceğiz. Şimdi ölmeye yatmak da arkadaşlar çocukluğundan başlıyor. Geriye dönüş metotları kullanılıyor. Tiyatro oynadığı günler, sonra evliliği arkadaşlar, doçentlik hayatı, ee, kocasını kocasını bir öğrencisiyle arkadaşlar ne yapması, aldatması, onun ruh dünyasındaki olan etkileri, e, samimi olmayan bazı insanlar. Hani bunları biz sanatçının bu romanda görüyoruz. En sonunda sanatçı intihar etmiyor ve o otel odasından çıkıp gidiyor arkadaşlar. Geçiyorum. İkinci eseri Bir Düğün Gecesi arkadaşlar. Şimdi e, sanatçı bir düğüne gidiyor. Ondan orada gördüğü kişiler var. Ömer Tezel, Ayşen gibi kişiler var arkadaşlar. 12 Mart dönemi 1971 darbesinin izlerinin insanlar üzerindeki etkisi var. Şimdi sanatçı orada bazı insanları oturuyor gözlemliyor. Hani biz de düğüne gideriz ya bakarız şu ne giymiş bu ne giymiş. Biz erkekler pek bakmayız da yönetmen bayanlar bakar şu ne giymiş bu ne giymiş bu ne yapmış falan filan diye. O bakıyor seyrediyor gözlemliyor. O kişilerin geçmişe yönelik bazı hareketlerini, tavırlarını, yaşadıklarını geriye dönüş metoduyla sanatçı bize veriyor. Yani şunu anlatmak istiyorum. Hem ölmeye yatmakta, hem bir düğün gecesinde somut zaman kısadır ama roman zamanı uzundur. Yani kadın o gözlemden düşünün belki 200 300 sayfalık bir kitap ortaya ne yapmıştır? Çıkarmıştır. Diğer bir yönü de arkadaşlar 70'li yılların Türkiye'sinin panoramasını sanatçı bize bu romanlarıyla ciddi manada çizerek gösteriyor. Evet Dar Zamanların üçüncü ve son romanı hayır yine Aysel'in arkadaşlar yabancılaşma deneyimi ölmeye yatmakta bir düğün gecesinde birey olma mücadelesi var. Değil mi? Hayır da da yabancılaşma sürecinin sonuna gelmiş, baş kaldırısını tamamlayarak kendini yeniden var etmenin yollarını arayan Ayseli, biz ne yapmaktayız, görmekteyiz arkadaşlar. Tamam, dikkat edeceğiz. Evet, yine bazı ideolojiler arkadaşlar, o dönemdeki darbe süreci biliyorsunuz, modernleşen Türkiye yani, bunların aydınlar üzerindeki etkisini aslında biz görüyoruz. Yani demek ki e, bu üç eserde de normal toplumsal olayların bir aydın üzerindeki etkisinde ne yapmış oluyoruz? Görmüş oluyoruz arkadaşlar. Fikrimin ince gülü burada konu Almanya. Ee, Almanya'ya giden bir Türk işçisi var ve o işçi e, Bayram o işçi arkadaşlar Türkiye'ye ne yapıyor? Dönüyor. Şimdi Bayram bir araba alıyor, bir Mercedes'le köyüne dönüyor arkadaşlar. Hemen geriye dönüşme, tutu kullanıyor sanatçı. Ee, bayram'ın niçin Almanya'ya gittiği, orada neler yaşadı? Almanya'daki çalışma şartları ve ülkeye dönüşü arkadaşlar bu eserde ele alınmış oluyor. Evet, bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle postmodern romana devam edeceğiz arkadaşlar.